Merhabalar, ben Engin Usta. Bugün sizlerle beraber soğan çorbası yapacağız. Çok lezzetli, çok şahane bir Fransız çorbası. Çorbamızın en özelliğinde bulunan şey storçuy. Yani bir tavuk suyu ve et suyu ilk başta elde edeceğiz. Burada ben daha önceden et suyumu ve tavuk suyumu, bir tane tam tavuğu kaynattım, kemiklerini ayırdım, kaynattım ve süzdüm, böyle oldu ve et suyum var. Burada da diğer malzemelerimiz var. Pırasamız var. Az bir şey pırasa kullanacağım çorbama. Soğanım var. Bolcana soğan doğruyoruz. Ben 10 soğandan yapıyorum. Siz evimizde 5 tane, 4 tane soğandan yapabiliriz. Çünkü bol soğanlı olması lazım bir çorbanın. O soğanın özleşmesi lazım. Burada suyum var. Tavuk suyum, et suyum ve normal suyum var. Unum var. Tereyağım var. Sarımsağım var. Tuzum var. Sebzeli çeşitim var. En son kaşarım var. Kaşar kullanacağız. Kırmızı şarabım var. Değirmen taze karabım var. Siz kırmızı şarap kullanmayabilirsiniz. Ben Fransız bir reçete veriyorum. Fransız orijinal bir reçete olduğu için şaraptan türeyen bir çorbamız var. Şarap kullanıyoruz. Fransa'da çok popüler bir çorba. Ve ben burada ekmeklerimi daha önceden böyle fırınladım. Tost ekmeklerimi kızarttım. Üstüne sarı, böyle az böyle sarımsaklı, tereyağlı maydanoz böyle sürdüm. En son çorbamın üstüne bunu da kullanacağım. Hemen çorbamıza başlıyoruz. Et suyumu, tavuk suyumu kenarımıza aldık. Sıcak olacak bunlar. Önemli konu. Tencereme aldım. Koydum. Ve altını açıyorum. Evet. Tenceremiz şu anda ısınacak. Soğanlarımı atacağız. Biz buna yağ kullanmayacağız ilk başta. Soğanımızı böyle yavaştan sürekli karamelize edeceğiz. Yani yağsız bir işlem elde edeceğiz. Soğanımızı devamlı karıştıracağız. Burada soğanımız var. İlk başta soğanımızı ben nasıl doğradığımı gösteriyorum. Soğanları böyle piyaz şeklinde doğruyoruz. Evet, soğanlarımızı doğradık. Şöyle alıyorum. Piyaz doğradım yani. Böyle ısınmış tenceremizin içine soğanlarımızı bolcana bırakıyoruz. Ve soğanlarımı yağsız yanında ve sürekli karamelize edeceğiz. Bunu yumuşatana kadar soğanlarımızı karamelize edeceğiz. Bir taraftan et suyumuz sıcak ve tavuk suyumuzu sıcak vereceğiz. Onun için et suyumuz hala özleşiyor. Çok önemli yani, olmazsa olmazlarından zıt bir teknik aslında. Bu Fransızlar nasıl çıkardı, nasıl etti ama tadı muhteşem oluyor. Tavuk suyu, et suyu, soğan ne alaka dersek, hakikaten yediğimiz zaman, içtiğimiz zaman çorbamızı çok alakası olduğunu düşündüm. Ve çok lezzetli ve şahane bir çorba. Akşam yemeğimizi çok güzel bir, vurucu bir çorbayla tamamlayabiliriz. Ondan sonra ağızlarda bir tat bırakabiliriz. Güzel bir akşam yemeğimizde soğan çorbasını sunabiliriz. Soğanlarımızı tekrardan sürekli karıştırıyoruz.
soğanlarımızı güzelce böyle kavurmaya devam ediyoruz. Biber bir taraftan. Pırasalarım var. Az bir şey pırasa kullanacağız. Çünkü neden? Pırasada şekerimsi olduğu için soğanımıza aromatik bir tat katacak. Hemen uçlarını alıyorum. Ve hemen doğramaya başlıyorum. Pırasamı, çorbama ben bunu güzelce kullanacağım. Evet, pırasalarımızı da doğradık. Pırasalarımız da hazır. Pırasalarımı alıyorum. Şöyle biraz da bunları da şöyle aldım. Bunları da soğanın içine ekleyeceğim. Ve soğanın içine ekliyorum. Ve soğanımı tekrardan karıştırıyorum. Karamelize olmaya başladı soğanlarım. Gördüğünüz gibi şöyle kahverengi olmaya başladı. Güzelce böyle yağsız tavada sürekli karıştırıyoruz. İçinde pırasamız da var. Devam ediyoruz. Benim burada et suyum var. Et suyumun altını kapattım. Ben bunu süzeceğim şu anda. Şöyle süzüyorum. Az kemikli böyle. Kaynatmış olduğumuz et suyu elde ettik. Bunu ben kaynatırken kemiklerimi, çok az kırıntı etlerimi konserve haline getirdim. Sebzesiz konserve yaptım. Yani az tuz kullandım, çok az kaynattığım zaman böyle suyu özü çıktı. Şöyle gördüğünüz gibi zehirimsi bir zehir gibi oldu. Yani bu çorbaya girdiği zaman lezzete lezzet katacak. Bayağı bir çekledik, yaklaşık böyle 40 dakika oldu, 45 dakika kaynattım kısık ateşte. Sonra bir et suyu elde ettik. Ve tavuk suyumuz da burada mevcut. Devam ediyorum karamelize etmeye. Yani 10 tane soğan şöyle baktığımız zaman çok azaldı. Gitgide de bu azalacak. Altı açık bunun, güçlü bir derecede. Isısı yüksek olacak. Çok soğan koyduğumuz için böyle iki soğanla yaparsak kısıkta çalışabiliriz. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Şimdi ben burada tavamı ısıtıyorum. Tavamızı ne yapacağız? Tavamızı tereyağlı, yani bunu kavurup bunu soğanımızın üstüne bir öz yapacağız ki soğanımızı ve cuslarımızı, yani et suyuyla tavuk suyumuzu güçlendirsin. Yani tutucu bir kıvam alsın. Yani veluto yapıyoruz. Veluto yapacağız ama biz bir velutoyu sudan yapacağız. Şimdi burada biz tereyağımız var. Tereyağımızı atıyoruz. Bolca tereyağı atıyoruz. Bolca tereyağı attık. Soğanımızı tekrar karıştırıyoruz. Karamelize oluyor. Tere
ayağımızın altını biraz kısıyorum. Soğanımızı yine tekrar kavurmaya aldık. Bıraktık. Benim burada unum var. Yaklaşık 2 yemek kaşığı unum var. 2 yemek kaşığı unu atıyorum. Kısıkla böyle güzelce milütemi unumuzu karamelize ediyoruz. Kısıkla böyle kısıkla de. Bir taraftan da böyle soğanımızı tekrardan karıştırıyoruz. Sıfır yağ koyduk bu çorbamıza. Sıfır yağ var. Devam ediyoruz. Bir taraftan da böyle kısık ateşte unumuzu iyicene kavurduk. Şu anda özleşti. Ben buna sıcak su vermiyorum. Tavuk suyu sıcak vermiyorum. Et suyu sıcak vermiyorum. Ben buna soğuk su veriyorum. Böyle arıtılmış damacana sudan böyle az bir şey kullandım. Ve karıştırıyorum şu anda. Biraz daha atıyorum. Karıştırıyorum. Ve ben bunun nasıl ısınmasını bekleyeceğim şimdi. Sonra en son çorbanın içine karıştıracağım. Soğanımızı tekrar karamelize etmeye başlıyoruz. Devam ediyoruz. Çok çok kolay görülen ve görüken, çok basit bir çorba görürken bir soğan çorbası aslında çok zor bir çorba. Kaç aşamadan geçiyor aslında baktığımız zaman daha da bitmiyor. Çok basit olsa şu anda çorbamız olmuştu. Onun için devam ediyoruz. Kısık ateşte tereyağla unu kavurduk ve velute elde ettik. Velutemiz ama tavuk susuz, et susuz. Böyle güzelce ne? Çok kaynatmıyoruz ve ben bunu kapatıyorum. Şu anda nereden baksan 70 derece sıcaklıkta bu. Yani çok kaynamış 100 derece üstü, 90 derece üstü değil. Bu burada en son açacağımız için çok kaynar olduğu zaman çok koyulaşır çorba terbiyemiz. Ama sürekli karıştırıyoruz. Devam ediyoruz. Karamelize yapıyoruz. Ben şimdi burada beyaz soğan kullandım. Kırmızı soğanınız varsa kırmızı soğandan da sadece yapabilirsiniz. Yani sadece kırmızı soğandan da yapabilirsiniz. Ben beyaz soğan tercih ettim. Biraz soğanın böyle öz tadı olsun istedim çorbamda. Devam ediyorum. Karamelize olmasına az kaldı. Gitgide küçüldü soğanlarım böyle. Sürekli karıştırıyorum yağsız. Sürekli karıştırdım. Çorbamız böyle. Evet. Kenarlarını alalım. Küçüldü soğanımız böyle. 10 tane soğan sanki böyle 5 tane soğan doğradık modunda oldu. Yani görülen soğan sanki 5 tane soğan doğradık. Devam ediyoruz. Çok az kaldı. Çok sabır etmemiz gerekiyor bu çorbada. Yani sabır isteyen bir iş hakikaten. Çorba işi. Hani bir paça çorbasını bile, bir tavuk çorbasını bile, işkembe çorbası olsun, mercimek dahil olsa bunu biz hafife almamamız gerekiyor ve saatler falan bir, aslında baktığımız zaman saatler alan bir iş. Bir çorba deyip geçmeyelim. Yemekten zor bence. Devam ediyoruz.
biraz daha şekerimsi yaptık. Ve ben burada sarımsağım var. Sarımsağımı doğranmış sarımsağımı şöyle bolcana nereden baksak 8 diş şöyle çorbama sarımsağımı ve sarımsaklarımla beraber biraz da böyle karamelize ediyorum. Dibine baktığınız zaman anlarsınız şöyle soğanlarımızın karamelize olduğunu. Sürekli ben dibindeki özü çıkartıyorum böyle. Karıştırıyoruz böyle. Evet, şu anda soğanlarımız neredeyse ölmüş bir durumda. Ben buna şarabım var. Bir tane tam şarap boşaltacağım. Evet, bir tane tam şarap boşalttım. Ve altını açtım. Şimdi biz bunu bekleyeceğiz. Şarap iyicene ölecek. Soğanla beraber ölecek. Soğanı iyicene çekecek. Ondan sonra işleme başlayacağız. Siz şarap kullanmayabilirsiniz dedim. Onun yerine normal su kullanın. Ben size Fransız bir reçete veriyorum. Fransız olduğu için bu şekilde yapıyoruz. Eğer alkol tüketmiyorsak mutlaka ve mutlaka su kullanalım. Unutmayalım. Evet, şu anda şarabımı iyicene çektireceğim. Soğanımla beraber ne yaptık? Soğanımızı iyicene sabır bir şekilde karamelize ettik. Pırasa ile en son sarımsağımızı ekledik. Biraz karıştırdık. Biraz özleştirdik. Sonra şarabımızı ilave ettik ve şarabımızın iyicene çekmesini bekliyoruz. Soğanımızla. Sabrediyoruz. Ben buna şimdi taze karabiberim var baharat olarak. Bolcana taze karabiber ekliyorum. Yoksa dediğim gibi her zaman dediğim gibi söylediğim gibi toz karabiber kullanabiliriz evimizde yoksa. Taze karabiber neden kullanıyoruz? Her zaman diyorum ki taze karabiber kullanıyorum. Neden? Niçin? Çünkü taze karabiber yani tane karabiber taze yaptığımız böyle kullandığım zaman çok aromatik. Yani tane karabiberin taze karabiberin tadını alabiliyoruz. Ama toz karabiber attığımız zaman o tadı, karabiber tadını alamıyoruz. O yüzden ben tercihim sizlere evimizde mutlaka 200 gram da olsa değirmen küçük bir değirmen alalım. Mutfağımızda olması gereken bence bir ekipman. Mutfağımızı süsleyelim ve yemeklerimize lezzet katalım. Bolca atıyorum. Açlıyoruz. Şarabı iyice çekmeye başladı. Bolca karabiber atıyorum. Taze karabiber. Şarabım böyle az kaldı çekmek üzere. İyicene karıştırıyoruz şarabımızı. Çekti soğanlarımız. İyicene soğanlarımızı öldürdük. Ben burada daha önceden veruta yaptık. Tereyağı, un kavurduk kısık ateşte ve normal su ekledik. Yani sulu veruta yaptık. Tavuk suyundan herhangi bir şeyden atmadık. Şimdi ben şarabımı çektirdim.
çorbama lefsonu koydum, tereyağlı lefsonu. Hızlı bir şekilde. Bunu artık çok az karıştırdım. Şöyle çorbama. Burada benim tavuk suyum var. Tavuk suyundan kullanacağım. Tavuk suyumu ilave ediyorum. Tavuk suyumu ilave ettim. Ve burada et suyum var. Et suyumu da ilave ediyorum. Ve karıştırmaya başlıyorum. Çorbamızı kaynatacağız. Tuzum var. Tuz atıyoruz. Sebze çeşidim var. Sebze çeşidi atıyorum. Kullanmayabilirsiniz yoksa. Ve karıştırıyoruz. Ve yaklaşık böyle 10 dakika kaynatacağım. Çorbam özleştiği zaman çorbamızı fırına vereceğiz. Ekmeğimizi koyacağız, kaşar peynirimizi koyacağız ve fırında 2 dakika tutacağız. Üstü çok az eriyecek, sonra afiyetle yiyeceğiz. Çok muhteşem bir çorba. Devam ediyoruz. Böyle soğanla, et suyuyla, tavuk suyuyla terbiyeyle birleşti. Ve soğanlarımız da lokum gibi oldu çorbada. Sabırla bekledik, kaynattık. Ve şu anda ben çorbamın altını kapatıyorum. Çorbamız oldu. Ben şöyle kasenin içine çorbamı burada benim anlatmış olduğum gibi ekmeğim vardı. Şöyle iki parça ekmeğimi koyuyorum. Toskana koyuyorum. Kaşar peynirimi şöyle içine atıyorum. Ve ben bunu fırınıma vereceğim. 200 derecelik fırınıma koydum. Şöyle 200 derecelik fırınıma İki üç dakika vereceğim. O sıcaklığı da zaten eritir. Çorbamızın kızarmasını, pişmesini bekliyoruz. Şu anda çorbamız fırınımızda hazır ve çıkaracağız. Çorbamız şu an gördüğünüz gibi. Lezzet. Çorbamızı alacağız. Afiyetle yiyeceğiz. O çok güzel. Çorbamız. Çorbamızı üstüne böyle maydanoz atıyoruz. Sunarken yani. Maydanozu veriyoruz böyle güzelcene. Ve afiyetle bunu şöyle ekmeğiyle beraber, böyle kaşarıyla beraber böyle alıyoruz. Kaşarıyla böyle sıcacık ve afiyetle yiyeceğiz. Kaşarı böyle gördüğünüz gibi akacak böyle ki
soğan, kaşar, ekmek çok güzel bir üçlüdür. Onun için zaten kaşar peyniriyle ekmek kullanıyoruz. Ekmeğimiz de sarımsaklı böyle maydanozlu ekmek. Ve biz bir çorbamızın tadına bakacağız. Şu anda az soğudu. Lezzet. Bu işte lezzet çok önemli. Yemek işinde lezzet çok önemli. Sunum bir şekilde tamamlanır, sunulur ama lezzet günümüzde bulmak çok zor. Onun için lezzete devam diyoruz. Abone ol. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayalım. İyi seyirler. Afiyetler olsun.